Selamlar herkese. Hançer ben. Sengoku Dynasty maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla. Devam ediyor arkadaşlar, duamızı ettik. Kutsanmamızı aldık ve tapınaktan yavaşça çıkalım. Köyümüze dönelim. Burada bir tüccar var. Belki burada takılıyordur hep, bilmiyorum. Uğrarız. Burada kurt da öldürdük bir tane. O yüzden ufak tefek tehlikeli olabilir aslında buralar. O yüzden hızlıca eve gitmek, kavuşmak istiyorum. Evimiz de sarıya doğru gidebiliriz. Şu yönde muhtemelen uyuyalım. Sabahın aydınlığında. Maceramıza devam edelim. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm arkadaşlar bir iki tane daha iş yeri kurmayı planlıyorum. Çünkü köylerimizden bir tanesi şu anda. Bacağımı kırıyordum. İşsiz bir şekilde geziyor. Ekonomimize katkıda bulunsun istiyorum kendisi. Ve onun için bir tane kuracağım. Bir tane daha ev atabiliriz. Bir iki köylü daha alabiliriz aslında. Ufak tefek ekonomimizi, üretim sistemimizi kurmaya başlayabiliriz. Ama yavaş yavaş genişlememiz gerekiyor. Aksi takdirde açlık, kıtlık gibi sıkıntılarla baş başa kalabiliriz. Buraları biraz aydınlatma da yapalım. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde. Geceleri çok karanlık. İnsanlar güvenli bir şekilde evlerine gidemiyorlar bu karanlıkta. Sadece ay ışığının aydınlattığı bir köye sahibiz. Şimdi benim evim şurası. Bakayım uyuyorlar mı? Şunların evini basacağım öncelikle. Nerede bu insanlar? Yanlış eve mi koydum? Hah! Adam çalışıyor halen. Çalışmıyor olması lazım. Neden uyumuyorlar onu da bilmiyorum bu saatte. Saburo Bey'imiz. Hah, geldi. Saburo Bey'in işi yok çünkü şu anda. Var ama yok. Çalışıyormuş gibi yapıyor. O da bir şey çalışıyormuş gibi yapmak. Çünkü dışlanmak istemiyor. Katkıda bulunduğunu göstermek istiyor. Çalıştıracağım seni, hiç merak etme. 7 saat, 8 saat haydi uyuyalım. Yorucu bir gün bizleri bekliyor. 8 saat uykumuzu alalım. Yerde mi uyuyorum? Yatarsız da uyumuyor galiba karakter. Aa, biraz aç duruyoruz. Ne yapabiliriz? 31 tane yumurtayı nereden toplamışım? Aa, keşke satsaydım. Bir kısmının hepsi bozulacak çünkü bunların. Bu arada fast crafting diye bir şey varsa onu da aktive edeceğim. Medieval Dynasty'de yapmıştık. Yani 31 yumurta için tanesi için 2 saniye bekliyor. 1 dakika bunu beklememize gerek yok. Ayarlardan bakarım bir ara. Aşırı uzun sürüyor. Şu pişmişleri yiyelim. Karnımız doydu ve yola atlayalım arkadaşlar. Haydi ufak bir inşaatla başlayalım. Şeyle konuşmadım Rai Bey'le. Onunla birazdan konuşuruz dönüş yolunda. Gece rahatsız etmek istemedim. Çünkü yumurta adadık ya, quest yaptık. Belki hızlıca bir konuşalım ya. Belki bir bina falan açar, bir şeyler yapar bu questler çünkü. Yeni şeyleri aktive ediyor. Mevcut mevsim kısa süre sonra sona erecek. Mevsimler 2 gün sürüyor şu anda, ellemiyorum ayarlardan. Muhtemelen değiştirebiliyoruz. Şu anda yaz herhalde diye düşünüyorum. İlkbaharla başladık, yaza geçtik. Zaten yapraklar turuncu olacak muhtemelen yarın. Daha net bir şekilde anlarız. Geldik, yumurtayı koydum. Adak takdim ettim. Tanrıçaları sevinmiş. O kadar ahım çahım bir şey değil pişmiş yumurta. Ama bir geleneği yerine getirdin diyor. Sağ ol. Keşişin yolunda experience geldi. Zaten sadece bunun için yapıyorum. Yetenekler. Keşiş. Şunu maxlıyorum arkadaşlar. Keşiş gelme experience'ını maxladık şu anda. %30 daha çok gelecek. Böylelikle daha hızlı dağıtabileceğiz. Bu bir şeyler satıyor galiba. Kafasında sembol var. Oo. Soya fasulyesi. Pirinç. Kıtlık var diyordu. 193 soya fasulyesi var inventory'sinde. Neden kıtlık olduğu belli oldu arkadaşlar. Bu her şeyi ceplemiş tapınakta. Tohum satıyor bu arada. Bundan pirinç tohumu alacağız. Kesinlikle. Etleri de pişireyim. Bunları satayım. Çünkü mevsim sonunda bunların hepsi çöpe, küfe dönecek.
Nasıl satılıyor? Böyle çok para etmiyor da. Demek ki tarım şeylerini buradan alabileceğim. Sarımsak, çay yapraktır. Çay yaparız. Zencefil. Tohum açısından da soya ve pirinci bu satıyor. Kolza da satıyor. Kolza ne olduğunu bilmiyorum. Yağ üretiminde kullanılır. Karada kurulan tarlalarla. Soya tohumu çantası. Bayağı bir şey satıyor. Geliriz yine. Para kasalım. Ve dediğim gibi şeyleri yemekleri arkadaşlar hatırlarsam satacağım sezon bitmeden buna. Çünkü sezon sonunda çürüyecek inventörümüzde. Soldaki quest neden silinmedi onu anlamadım. Konuştum. Başka ne yapmamı istiyor? Takılmaz umarım quest orada. Tatlı bir durum olmaz bizim için. Görevler. Bununla konuşacağız. Yardım ediyoruz. Bunu yapıyoruz. Okey, soldaki quest takıldı ama bitmiş gibi gözüküyor. Şimdi yeni bir bina daha inşa edelim. İnsanlar sıraya girmiş. Bakalım eşimiz burada mı? Gelecekteki eşimiz. Hepsi birbirine benziyor. Meh. Meh. İkiz. Hepsi birbirine benziyor. Beğenmedim. Hattori hançere yakışmıyor hiçbiri. Şimdi bunlar beraber yaşıyor. Evlenirler yakında. Takılırlar. Sohbet edebiliyor muyuz Akko'yla? Yeni evin nasıl? Okey, mutlu gibi. Sana minnettarım. Burayı birlikte canlandıralım. Sen gölge yapma yeter Akko. Gölge yapma yeter. Haydi bakalım. Çekicimizi elimize alıyoruz. Mızrak değil, sakin. Bu arada gidip kapışmaya da gidebiliriz biraz. Savaşçılık kasmak için. Binalar. Konutta tek bir opsiyonumuz var. Küçük ev. Depoda gıda deposu gelmiş. Bunu yapalım mı arkadaşlar? Çünkü normal depoyu yaptık. Bence gıda deposu da gerekecek. Bu ikisini yan yana koyuyorum meydana. Tam böyle yanına koyacağım. O yüzden biraz temizleyelim burayı. Depolara ulaşım kolay olsun. İkisi yan yana dursun. Çıldırı kaldırmama gerek yok muhtemelen. Şunu kırayım. 3, 4, 5, 1, 2. Hepsi parçalanacak şimdi. Aynen. 5 artı 2. Kökünü sökmüyorum. Arkada büyüsün yine o. Evet. Binalar, depolama, gıda deposu. Çalı yüzünden mi olmuyor? Okey. Bir gıdım daha toplayalım. Şurası uygun gibi. Şunun yüzünden olmuyor olabilir. Evet. Kürek yapabiliyor muyuz? Ya da biraz daha kenara koyacağım. Kürekle kökü çıkarmak açısından. Binalar. Depo. Gıda. Hadi ama. Çok enteresan. Ha, bütün etrafındaki mavi alanın boş olmasını bekliyor sanırım. Evet, o yüzden daha sandığımdan daha geniş bir alana ihtiyaç var. Bu havadayken aldım bu arada. Havada toplayabiliyorsunuz. Bir kürek işine bakacağım hızlıca. Şununla sökebilir miyim? Bu sadece taşları. Baltayla yok et, kürekle kökünden sök. Balta işe yarıyor mu? Ha. Okey, baltayla yok edebiliyor musunuz? Güzel. Ben illa kürek gerekiyor zannediyordum. Üstüne yazıyor. Bunları yazmaları güzel olmuş. Şimdi oldu gibi.
Binalar. Depo. Gıda deposu. Yes. Şöyle. Süper oldu. Değişik duruyor tipi. Bir taşım eksik kalacak inşa ederken. Şimdi bunlar önemli arkadaşlar. Her binanın içinde depo var. Ama bunlarla bağlantılı olmaları gerekiyor anladığım kadarıyla bir şekilde. O yüzden bunlara sahip olmak güzel olacak. Ben direkt buraya gelip ekleyeceğim. Köylülerin yemek yemesini vesaire istiyorsam. Bu iki depoya odaklanacağım. Ve diğer depolarla bağlantılı da olacak. Güzel. Bir tane taş alayım sahilden. Ve bu bitti. Ama burada birisi çalışmayacak. Orası öyle depo boş. Yumurta çıkmamış. Ha, şunlar yeterli gibi. Inventory'de yer tutmadığı için bol bol toplamak istiyorum. Çünkü inşaatlar da gerekecek şimdi. 22 yeter herhalde. Bütükleri de toplayalım. Tipi çok değişik deponun. İçine nasıl girmemi bekliyor? Böyle. Birazcık kabuk gerekiyor. Onu da hallederiz. Artık biliyoruz bunları. Hemen şunu keseyim. Kabuk için şunla vuracağız. Kabuk toplandı. 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 Evet. Hazır. Neler var? Hiçbir şey yok içinde. Yemekleri buraya koyabiliyorsunuz. Buraya koyacağım bundan sonra. Bir etleri pişirip de buraya koyacağım. Burada depolayacağız. Üstümde gezdirmeyeceğim. Özellikle mevsimler değişirken. Burada depolamak önemli. Ben de buradan alıp yerim. Şimdi etleri pişirelim. Et pişirmek experience veriyor mu? Çok merak ediyorum. Tavşan tuzağı açıldı. Kurarız bir tane. Güzel. Bir de şimdi ayarlara bakalım arkadaşlar beraber. Oynayış. Hızlı crafting diye bir şey var mı? Hızlı inşaat. Tüm binaları anında tamamla. Böyle şeyler istemiyorum. Bunlar normalde kalsın arkadaşlar. Neyse. Emin değilim. Hah, anlatıyor. Bir saniye. Crafting'den bahsetmiyor. Kaynak teslimatı. Ne demek olduğunu bile anlamıyorum bunların. Peki. Şimdilik dursun. Yani çünkü mesela şunu yapmak istediğimde 2 saniyede şunu yapsın istiyorum. 50 saniye sürmesin. Ben bunları pişireceğim, görüşürüz. Evet. Bayağı vakit alıyor ya. 1-2 dakika sürüyor. Süper. Şimdi bunları yemek deposuna koyabiliriz. Bir sonraki binaya girebiliriz. Aynen. İyi para diye diyorlar. 25 tanesini 200'e satıyorum. Bakalım ne kadar bozulacaklar. 72 bununki. Bununki de 46. 46 ne demek? Bilemiyoruz. Kalsınlar. Büyük bir dert değil şu anda. Okey. Bu bitti. Aradan çıktı. Yani depoları da yaptık şu anda arkadaşlar. İleride buzhane geliyor. Teçhizat, alet, meşrubat, odun deposu. Şimdilik ihtiyacımız yok. Konutta da hiçbir şey kalmadı. Küçük ev yapacağız bir tane daha.
ve üretim binalarından devam edebiliriz ki toplayıcı kulübesini yaptık. Bitki falan topluyor. Kankamız. Atölyeyi yaptık. Burada kimse çalışmıyor şu anda. Çalışıyor da iş vermedik. Çünkü bir sürü temel şey gerekiyor. Ben temel malzemeleri toplasınlar istiyorum. Crafting yapsınlar istemiyorum. İstediğim buymuş. Galiba açık değildi bu. Yeni açılmış olabilir. İşte bu. Bunda çalışacak beyimiz. Soro Bey miydi ismi? Onu da şöyle yapabilirim buraya. Ya da yapamam. Bayağı alan gerekiyor şeylere ve çok fazla ağaç var. Meydanımız nerede? Şurada. Buraya koyabilirim. Come on. Yes. Müthiş oldu. Ve burada çalışacak, tahta toplayacak. Bu işleri kolaylaştıracak benim için bayağı. Kütük falan toplasın. Ben ağaç kesmeyeyim artık. Ah, baltam kırıldı. Artık kolay kırılmıyor fark ettiğiniz üzere. Çünkü o kadar skill point verdim ki baltaların canı çok fazla. Şeye de bakacağım. Kız mantar falan ıvır zıvır topladı ya evvelsi gün. Nereye koymuş? Malzeme deposuna mı gidiyor onlar? Depo sistemini çok net anlamamız gerekiyor. Yoksa ileride canımız çok yanar. Neyi, nereye koyuyorlar? Nereden alabiliriz? Kafa karıştırabiliyor. Anlamayınca. Hallettik gibi. Bütün malzemeler var elimde. Şeyi anlamıyorum. Aşağıda %87 yazıyor ya. Onun altında 3'te 2 katılım sınırı diyor. Katılım sınırı ne demek? Hiçbir fikrim yok. Bazı binalarda yazıyor bu. Katılım sınırı. Hiçbir fikrim yok. Halen öyle diyor. Yani içinde 2 tane şey var. Mobilya var. 3 mobilya mı koyabilirim? Onu mu demek istiyor acaba? Çözeriz. Ve son ağacımızı kestik demek isterdim ama yine destek olmamız gerekecek muhtemelen. Garibanlar da izliyor oradan. Yanlarında kocaman köy kuruyoruz. İnşallah beni de alır köyüne gibi sohbetler yapıyorlar. Bir çekici kırdım yine. Elimde parçalanıyor her şey. Nasır tuttu ellerim. Marangozluk istasyonu. Bir ağaç daha kesmem gerekiyor. En azından kolay iniyor ağaçlar. O kadar ağaç kestik, birazcık kast yaparız inşallah. Çok çelimsiziz. Kafama düşecek. Güzel bir de elbise alalım kendimize. Paçavrayla geziyoruz. Ama her şey adım adım. Önce köylerimizi düşüneceğiz. Sonra kendimizi düşüneceğiz arkadaşlar. Muhtar olmak böyle bir şey Japonya'da. Süper. Bakalım neler var burada. Umumi depo. Ivır zıvırları buraya depoluyorum zaten. Ha, odun deposuna erişimi vermiyor çünkü hanedanlık odun deposu yapmadık. Çünkü o açılmadı. Şimdi anlaşıldı. Genel depoyu yapmayınca özel depolara ulaşımı kısıtlıyor. Yani bizim binalardan depolamadan odun deposu yapmamız gerekiyor. Hanedanlıkta level 5 olması lazım. Şimdi anladım. Odunları nereye depolayacak onu merak ediyorum şimdi ama hanedanlık level 4 arkadaşlar. Yakında 5 olacak. Şimdi. Akko toplayıcılık yapmaya devam etsin. Beyimizi alalım. Sovoro Bey. Ve buraya alalım. İş değiştir. Doğramacı mı? Güzel. Kütük toplayacak. Baltaya ihtiyacı var. Kalas crafting yapmasın. Direkt kütük toplasın. Ve dal toplasın. Yakmalık. Aynen. Ne olduğu fark ediyor mu ağacın? Belki mevsime göre ağaç değişmez ki. Kütük kağıt. Kütük meyvemsi. Hiçbir fikrim yok neden bu kadar çok opsiyon veriyor bize. Sadece buna seçtim arkadaşlar.
Bundan toplasın. Günde 33 tane topluyor galiba. Çok iyi, çok iyi. Ve alete ihtiyacı var. Baltaya ihtiyacı var. Üretim çarpanları katıyormuş. Çok güzel bunu göstermesi. Demir balta %15 daha verimli. Normal şeye göre. Alet yuvası. Aleti nereye koyacağız? Uygun alet bulunmuyor. Hanedanlık deposuna. Okey. Birkaç tane şimdi balta koyalım. Çalışmaya başlasın bu. Hanedanlık depomuz burası. Yemek depomuz da burası arkadaşlar. İkisi yan yana. Evet. Buraya koymamız gerekiyor. Aletleri demek ki bu depoya koyuyoruz. Bu değil. Elimizi boşa alalım. Taş balta. 6 tane koyalım. Zırt pırt baltam bozuldu demesin. Nereye gitti? Ha? Nereye gitti balta? Heh. Sağ klikle gidiyor mu? Olmuyor. Shift sol klik oluyor. Shift sol klik arkadaşlar. Hızlı gitmesi için. 5 tane koydum. Birisi havaya uçtu az önce. Nereye gitti bilmiyorum. Neyse. Görevlere bakalım. Görev değil. Hanedanlık. Nüfus. Saburo Bey'imiz. Doğramacılık tezgahını bıraktık. Marangoz çalışıyor. Tam alıyor oradan. Günde 33 tane kütük üretecek. Mutluluk fena değil. Bakayım. Yarın mutluluk düşecekmiş. Niye? Yemeği mi yok? Üretilen, tüketilen. Mevcut 217. Var yemek gayet herkes stok. Güzel. Şimdi yemek deposuna bir bakacağım. Kız neler üretiyor? Yemekleri komple ben koydum. Değil mi? Adam kütük üretiyor. Yarın kontrol edeceğiz ne kadar üretmiş. Hatırlamak açısından Akko'ya da bakalım. Toplayıcılıkta neler yapıyor? Demir ve yumurta. Yumurtaları bu toplamış o zaman. Nereden çıktı bu kadar yumurta demiştim ya. Demirleri de topluyor. Topluyor topluyor. Demir de var inventörde. Bence yeterli bunun yaptığı iş. Zehirli ateş mantarı. Aman. Kabuk. Ben toplarım ya kabuk gerekirse hızlıca. Otları da toplarım. Dal, taş, taş dal topluyor. Bu güzelmiş arkadaşlar burası ya. Ben demiri salıyorum şimdilik. Bir gıdım taş toplattıracağım. Bir gıdım kabuk toplattıracağım. Tuz altı mı? İnventörde her şey olsun istiyorum. Dal toplasın bir gıdım. Bilmiyorum hangisi daha verimli de. Biraz da ot toplasın. Okey takılsın böyle. Yani inventörde bunlar birikecek. Bazılarını benim toplam çok daha kolay aslında. Neyse. İnventörde biriksin bunlar. Diğeri de odun topluyor. Süper. Süper. O zaman. Ha çalışıyor. İşte bu. Kendini kanıtlamanın vakti geldi dostum. Saburo Bey'imiz. Süper. Köyümüz oturuyor arkadaşlar. Bir yol falan mı çeksem sağa sola? Çekicimi elime alayım. Yeni insanlar alabiliriz. Ufak tefek. Sıradan yapılar. Patika ve yol. Savunma yapıları, kamp ateşi, konteynerler, tente, tavşan tuzağı. Bunu da yapacağız, köprüyü tamir edeceğiz. Buna girebiliriz aslında reputasyon için özel proje. Ya da questleri yapabiliriz yavaş yavaş. Dekorasyon. Bana şu anda çok girmiyorum. Köy yapıları, zen bahçesi mi,
kuyu yapalım arkadaşlar bir tane. Çünkü neden olmasın? Yapamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Okey, questleri yapıp reputasyon kasmamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla şu noktada yeni binaların açılması için temellerini attık arkadaşlar köyün. Tahta geliyor, yemek topluyor, yumurta falan. Bu grupla acıkmayız, susamayız gibi hissediyorum. Gayet mutlu bir şekilde takılabilirler. Biz birazcık maceraya atılıp etrafta takılabiliriz özgürce. Mızrağımızla biraz şov yapabiliriz belki. Ve questleri yapmaya devam edebiliriz artık. Bakalım neler var. İki kişiye yardım ettik, bir kişi kaldı sadece. Bu. Kafayı sıyırmış... Jizamurai ne demek ya? Mızrak bileyerek ve acemileri eğiterek geçiriyor. Bu kendini kahraman zanneden. Adam sözü geçen biri. Gidip bununla konuşalım. Köydeki üçüncü kişi yardım edeceğimiz. 445. Birazcık uzakta. Yapacak bir şey yok. Belki kurt falan avlarız. Kaç mızrağım var? 2 mızrağım var. Bir tanesini kaybettik hatırlıyorsanız. Bir tane daha craftlasam tatlı olabilir. Bir tane değil, 3 tane daha craftlıyorum. Güzel. Bir sürü mızrağım oldu şimdi. Bu arada mevsimi de şimdi gördüm. Yukarıda şey var ya, en yukarıda haritamız var. Onun ortasında mevsim yeşil yaprak olarak gösteriyor. Ve bu son gün galiba. Aynen. Biraz küçük koymuşlar, çok net okunmuyor ama. Yeşil yaprak ilkbahar o zaman. Kışta mı başladık oyuna? Bilmiyorum, ilkbahardayız sanırım şimdi. Hop, yuva buldum. Bunları topluyorum, satarız pişirip. Çok iyi para. Ve dağlara çıkıyoruz bir kez daha. Bakalım değişik itemler falan bulabilirim belki etrafta. Gözlemleyelim. Taş. Dağ bölgesine girildi. Hop hop hop, topla. Şurada güzel çiçekler var. Toplanıyor mu onlar? Tapınakta da vardı bunlar. Ne kadar çok yumurta topladık. Yumurtayla parayı kıracağız galiba arkadaşlar, pişirip pişirip. Pişince 8 mi ne ediyor? Aşırı iyi para ediyor. Bu nedir? Taş. Yapıştır. Aa, geldik. Tepede ufak köy gibi bir şey var. Biraz bambu da toplayacağım gelmişken. Çünkü özel projeler binası yapacağız arkadaşlar base'imizde. Oradan köprüye falan gireriz. Şöyle bir 30 tane bambu toplayacağım. Sanatkar seviyesi arttı. Güzel. Tahtayı maksladık. Bir tahta seviyesi daha geldi. Uf, müthiş. Üstümdeki şeylerin bozulmasını %15 düşürüyor. Hoho, çok güzel. Bunlara vermiyorum. Bu çekicimin canına durability'sini arttırmama gerek yok. Stamina sıkıntısı da çok çekmiyorum şu aşamada. Madencilik yeteneğine, çiftçiliğe çok ihtiyacım yok. Bu çok güzel. Üstümdeki yemekler daha az bozuluyor. Direkt buna yapıştırıyorum ben. Envanterindeki eşyaların çürümesi için geçen süre. Tabii bu birazcık da kafamı karıştırdı. Medieval Dynasty'de arkadaşlar, üstünüzde tutarsanız ve gün veya mevsim geçerse belirli bir bozulmaya uğruyordu yemekler. Ama onları yemek sandığında tutarsanız deposunda çok daha az, yavaş bozuluyorlardı. Buradaki sistem aynıysa yine gün bitmeden ya da mevsim bitmeden depoya koymamız daha mantıklı olacak şeyleri. Ama az önce aldığımız skill envanterindeki şeylerin bozulmasını yavaşlatıyor diyor. Envanter dediği şey bu mu? Yoksa depolar dahil mi? Ama biraz kafamı karıştırdı. Yorumlarda paylaşabilirsiniz düşündüklerinizi. Bence depoda dahil envanterime. Sonuçta benim de envanterim o, değil mi?
Ha, şey yapabiliriz aslında. Sürükle bırak yapıp bakabiliriz. Aynen. Çünkü köye gidince hatırlarsam. Üstüne gidince mesela bambu değil. 46 diyor. Gidip depoya koyduğumda da 46 yazıyor mu? Ya da değişecek mi rakam? Bakabiliriz. Yeterince bambu topladık. Galiba Fast Travel'da açtık. Mı? Bunlar Fast Travel değil miydi? Hah. Değil galiba. Hoppa, mantar bulduk. Sinek mantarı. Bakayım. Sağlık kaybı eksi 25. Bunlar zehirli arkadaşlar ama satabiliyoruz. 5'e satıyoruz. 5'e satıyoruz ve 15 tane mi topladım az önce? Hoho. Tüccara dönelim dönüşte. Çok iyi para ediyor bunlar. Pişirebiliyor muyum acaba? Oyunu keşfetmek çok keyifli arkadaşlar. Her şeyi sıfırdan keşfetmek. O yüzden yeni bir oyuna başlamayı çok seviyorum. Çok rehber falan da okumadım. Sizle beraber ben de ilk defa öğreniyorum. Onlar 5 ediyorsa 50 tane topladım. 250 mi kastık şu anda? 2 dakikada. 2 dakika bile değil. 15 saniyede. Çok iyi. Bunları satacak birini bulmalıyım. Ve geldik. Bunlar ne? Okçuluk antrenmanı yapıyor burada adam. Şurada duruyor. Bir evini kurcalayacağım. Orada takılırken. Ateşi kullanamıyoruz. Güzelmiş evi. İki yatak var. Dikkatimi çekti. Kulesi de güzelmiş. Ben de istiyorum köyüme bir tane böyle. Çıkarız. Bundan yapabiliyor muyuz acaba? Çok tatlı olur böyle bir şey yapsak. Bir tane buraya bank atarız, otururuz böyle. Köyümüzü izleriz yukarıdan. Bunun üstüne atlamıyorum. Bacaklarımı kırmak istemiyorum. Fall damage ne kadar oyunda bilmiyorum çünkü. Yükseklerden düşmek istemiyorum şu aşamada. Çelimsiz bacaklarım. Bence kaldıramaz. Bu da deposu gibi bir şey. Bu adamı sevdim ya. 10 numara yer yapmış kendisine. Tepede. Gel bakalım. Çıkma çıkma. Savaşçı. Toshichi bana senin yardıma ihtiyacın olabileceğini söyledi. Kimsenin yardımına ihtiyacım falan yok. Zaten şu an bir tane veletle uğraşıyorum. Ne veledi? Çocuk çocuk değil, şeytanın kıç bezi rağmen. Nasıl bir tercüme? Çok iyi. İsmim Kikimatsu. Git avcılık için alıştırma yap dedim. Gitti, gelmedi. İsmi Kikimatsu çocuğun. Şu anda nerede olabilir? Avcılık kulübesinin arkasına saklanmış, mızlanıp duruyordur. Hadi bay bay dedi. Çocuğu mu bulmamız gerekiyor? Aynen, Kikimatsu'yu bulacağız. Şurada. Yumurtaları topla. Biraz para kasalım. İşimize yarayacak. Çünkü tarifleri, crafting tariflerini açmak için para gerekiyor arkadaşlar oyunda. Buldum. Çocuk bu muymuş? Ben de hasır şapka istiyorum bir tane. Pantolonu da efsane. Sana bir vazife verdiğini söyledi. Verdi, evet. Avlanıp 3 parça pişmiş et götürmemi söyledi. Ha, bizim base'de var bu arada quest buysa. Çok zor avcılık diyor. Cesur olmam gerektiğinin farkındayım ama rahmetli babam hayvanları öldürmenin yanlış olduğunu söylerdi. Rahmetli babam vejeteryandı diyor. Hayvanları senin yerine ben avlayayım. Av bölgeleri nerede biliyor musun? Geyik avla diyor. Okey, vejeteryan çıktı bunlar. Şurada bir tavşan var şunun. Çok sallanıyor. Çok sallıyorsun. Aldım. Bıçağa ihtiyacım var. Bıçak yok mu inventörümde? Taşa ihtiyacım var onun içinde. Şimdi ah, buldum. Bir saat taş bulamayız diyecektim. İki bıçak yapayım yapmışken. Üç parça et topla diyor. Bana geyik avla dedi de istediğimi avlayabilirim galiba. Bu arada tavşanın yerini unuttum bile balık hafızamla. Neredeydi? Burada. Pop pop pop. Daha fazla üret. İki tane yapalım.
Bu arada hayvancılıkta skill verdik. Artık derisi falan da gelecek. Yağ ve kürk de geldi. Çok iyi. Çok iyi. İstediğim her şeyi avlayabiliyormuşum. Birkaç tane daha mı öldürsem? Yağ yaparsak daha tatlı olacak ama... Of kaçtı. Şu mantarları da toplayacağım. İzninizle. Zengin edecek çünkü bu mantarlar bizi ama satabileceğimiz birini bulmamız gerekiyor. Şu Raibe'ye satabiliriz bence. O, yemekleri alıyor gibi bir tipi vardı. İnventörüsüne bakacak olursak. 500 para gelecek bu mantarlardan sırf. Süper. Şimdi 3 adet et pişirerek 2 matsuya ver. 3 et geldi zaten değil mi? Şeyden. Tavşandan ap kaçtı. Yanlışlıkla Kikimatsu'yu vurabiliriz belki. Şu adamın kamp ateşi... aktif değildi az önce. Denedim üstüne gittim ama bir daha deneyeyim. Ta base'e gitmek istemiyorum. İki tane et pişirmek için. Kamp ateşinde diyor. Bunları kullanamıyoruz ne yazık ki. Galiba en sağlıklısı hızlıca bir base'e gitmek arkadaşlar. Geri geliriz buraya. Base'imin nerede olduğunu biliyor muyum? Yes, biliyorum. Birkaç saniye sürer. Yolda da rahibeye uğrayacağım. Mantarları satmaya çalışacağım. Yoksa bozulacak. Ama tavşan var orada. Burası neresi? Oh, bandit olabilir mi bu? Bir deneyeyim. Yok. Değil. Kamp ateşi kullanamıyorum. Mülteci. Burada ne arıyorsun? Yeni bir hayat arıyormuş. Kaneshiro. Annem babam öldü. Evimiz sefalet içindeydi. Ufak tarlayı evi sattım. Daha gencim. Neden bizimle yaşamıyor? Ev yok şu anda ama bir yerde yatırırız seni. Gel. Gel bakayım. Sevdim seni. Kaneshiro. Sal burayı. Görüşürüz evde. Demek ki sokakta da denk gelebiliyorsunuz böyle. Karakterlere. Ona bir ev bulacağız şimdi. Güneş ne çok batıyor ya. Daha yapacak çok şeyimiz var. Mevsim değişecek. Önce onu bir yere yatıralım arkadaşlar. Hanedanlık. Nüfus. Kaneshiro. Üçüncü arkadaşımız. Ev ata. Atölyede. Uyusun bakalım. Uyuyor ya. Okey. Sana iş atayamıyorum şu anda. Doğru mu? Okey. Sen bekleyeceksin. Bir tane daha oduncu kulübesi bile yapabilirim arkadaşlar oyunun başında. Çift oduncu toplasınlar. Çift odun toplasınlar. Ya da iki toplayıcılık kulübesi. Sıkıntı olmaz. İki kişi atayamıyoruz çünkü. Geldim. Merhaba. Aa, yanlış tuş. E değil. F. Şimdi. Ye. Hayır yeme. Sat. 50 tane zehirli mantar yiyeceğim. 14 tane. Aa, 70 parası var kadının. Parası yok ki. Okey. Kadının parası yok. Tohum alsam. Tohum çantası alsam. Pirinçle başlayalım. Pirinç tohum torbası satın al. Aa, alamıyorum. Çünkü 370 param yok. Kadına satamıyorum. Aslında takas yapabilsek şu anda onu alabilirdim. Çok saçma. Üzdü. Birazcık üzdü. Takas yapamıyoruz. Ticaret sistemini beğenmedim oyunun. Satın alamıyorum. Çünkü 40 param eksik. Ama mantarla aslında takas edebilirim. Yapamam değil mi? Bir daha düşüneyim. Yapamam.
Çapayı yok. Şu anda mümkün değil almamız. Üzdü. Satamadım mantarları. Mantarları satamadım, atamadım. Inventörümde çürüyecek. O zaman şey yapmalıyız. Bir sonraki hedeflerimizden biri ticaret şeyi kurmak olacak. Binası kurmak olacak. Buraya tüccarlar falan geliyor anladığım kadarıyla. Akşam oldu ya. Bir sürü şey yapacaktık. Mevsim değişecek. Şimdi her şey çürüyecek. Neyse olsun. Öncelikle arkadaşlar her şeyi yemek deposuna bırakıyorum. Bu yemek deposu değil. Bu yemek deposu. Mesela üstümdeki yumurta 46.3 diyor. 46. Değişmiyor herhalde. Her şeyi buraya bıraktım. Biraz bozulma olacak. Yağ da bozuluyor. Yok, yağ bozulmuyor. Her şeyi buraya bıraktım dediğim gibi. Buradan yiyebiliyor muyum? 3 tane üstüme aldım. Ve yatıyorum. 3 tane yedim. Çok karanlık oldu. Yarın bakarız işimize. Pişmiş etleri götüreceğim yarın oraya. Bakalım ne kadar eşya. Hop, orası benim evim. Hayırdır? Yatalım. Bir sonraki mevsim yaz olacakmış. Gelsin bakalım yaz. Ne biçim yatmışım? Yatağa denk getiremiyorum. Yazında mı yağmur yağıyor? Yeter artık yağmur yağmasın şu oyunda. Yeter artık. Her bölüm yağmur yağıyor. Çok çirkin duruyor. Hoşuma gitmiyor arkadaşlar yağmur. O yüzden şikayet ediyorum. Hani güneş falan olsun istiyorum etrafta gezerken. Bu ne perişanlık. 3 tane pişmiş et istiyordu değil mi? 4 tane aldım. Mantarları alıyorum üstüme. Belki bir tüccar bir şey bulurum. Absürt miktarda da yumurta biriktiriyoruz ama hepsi bozulmuş arkadaşlar. Yarıya inmiş taze kalma süresi. Evet, fazla bile şu anda mantar ürettiriyoruz kadına. Yumurta. Ama yumurta iyidir ya. Hem protein hem karbonhidrat. Daha ne olsun. Kas yapar köylerim birazcık. Örümcek sambağı. Örümcek ağı diye okudum geçen bölüm bunları. Demek ki bunların üstünden geçiyormuşum. Hava daha kötü olamaz. Ne yazık ki. Şimdi pişmiş etleri götürüyoruz. Bu quest'i de bitireceğiz. Böylelikle 3 köylüye destek oldu quest'i. Bitmiş olacak. Bakalım kadının inventory'si resetlenmiş mi? Mevsim geçince. Para gelmiş mi kadına? Kalk 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 ticaret yapacağız. Resetlenmiş arkadaşlar. Yeni para gelmiş. Ve ürünler değişmiş. Lotus doğumları. Aa, inventory'deki ürünler değişiyor. Maydanoz gelmiş. Sat. İşte şimdi oldu. Paramız geldi arkadaşlar. Pirinç doğum torbası alıyorum. 370'e. Çiftçilik. Güzelmiş. Pirinç tarlası güzel duracak ya köyde. Bir çekiç yardımıyla kendine kara ve su üzerinde bir alan belirle. Çekiçle. Okey, inşaat menüsünden. Ana hikayede ilerlemen gerekebilir diyor. Tohum eklemek için en başta her yuvayı bir çapa yardımıyla ben. Okey. Tohum çantasından ektiğin tohumlar sayesinde hızlı bir şekilde büyüyecek. Sulama yaparak, toprağı gübreleyerek ve her yuvayı hızlandırabilirsin. Bunda ben çalışmayacağım. Köyleri çalıştıracağım. Ben hobi olarak çalışırım. Kamayla toplayabilirsin ya da elle. Peki, bildiğimiz şeyler. Tohum çantası gerekiyor. Çantayı tak. Mevsimler önemli arkadaşlar. Tarla turu önemli. Kış olduğunda ölüyormuş her şey.
Okay. Yani her şey için bir çantaya ihtiyacımız var. Pirinç çantamız geldi, şuraya koyalım. Şimdi bu parayı geri alıyoruz zehirli mantar satarak kadına. 180. ...343 çünkü soya tohum çantası da alabilirim. Başka mantar şeyleri almadım mı, yumurtaları? Ayıp etmişim. Ben yumurtaların hepsini aldım zannediyordum. Neyse, alışveriş yaparız yine. Her mevsim yenileniyorsa inventory'si. Yani arkadaşlar, pirinci cepledik. Soya'ya da bakarız. Hepsini ekeriz. Kadının daha parası var. Alsat yapabiliyoruz artık. Benim param olduğu için de. O yüzden yumurtaları pişirip buna satabilirim gelip. 8 ediyor pişmiş yumurta. Hepsi bozulacak çünkü inventörümdeki. Takıldım ağaca. Güzel. Bütün tüccarların yerini ve kapasitesini öğrenmek lazım etraftaki. Geldik sayılır. Festival atamıyor muyuz? Emin değilim, çözeceğiz onu da. Ve avlanma bölgeleri de var aslında oyunda. Geyikti, bilmem neydi. Tavşandı. Onlar da önemli olacak. Yani mantarları topluyoruz bundan sonra. Mantar demek para demek. Yumurta demek para demek. Ya kaçtı. Kovalayıp saplayabilir miyim? Staminam yok ama... çok yavaş karakterim. Biraz önüne geçip saplasam. Aa, vurdum. Vurdum ve yavaşladı. Kanıyor mu acaba şu anda? Alabiliyorsunuz. Çok iyi. Biraz önüne geçip vurunca topluyorsunuz. Bu da güzel aslında. Kürkler 20 ediyor. Mantar en iyisi. Mantar direkt 100-200 para kasıyorsunuz bir mantar grubu bulduğunuzda. Şimdi dostumuz nerede? Etleri getirdik. Mevsim geçtiği için yumurtalar da geliyor. Bir tane gelmiş. Okey, demek ki daha yavaş çıkıyor yumurtalar. Şu sarı şeyleri merak ediyorum. Bir onları da lootlayacağım. Ops. Gel buraya. Aynen. Çok iyi. İlk darbeden sonra yavaşlıyor hayvan. Bunları toplayalım. Kürk gerekecek muhtemelen bir şeyler inşa ederken. Elbise yaparız kendimize. Bunlar neymiş? Kolza tohumu. Yağ yapılıyormuş bunlardan. Kadın satıyordu bunları arkadaşlar. Gıda artışı artı bir. Baklagilmiş. Tohum. Bunları toplayayım, ekeriz. Önce şu adamla bir konuşayım. Eti güzelce pişirdim. Teşekkür ederim. Bunu hemen ona götüreyim. Sen bugün yemek yedin mi? Benim için endişelenme. Annem babam... Herkesin annesi babası ölmüş. Öldüğünden beri buna alıştım. Hem 2 gün falan aç kalabilirim. Disiplin olduğunu söyledi diğer adam. Oo, yine opsiyonumuz var arkadaşlar. Diğer adam bunu eğitiyor güya. Zor şartlarda eğitiyor. Seni kullanıyor oğlum, etini ye diyebiliriz. Kuvvetten düşeceksin. Ya da sen civa gibisin. Eti götür adama. Oo. Hangisi doğru bunların? Düşünelim, kahvemden bir yudum alayım. Bence de bu bir disiplin işareti. Yani kıtlık var her yerde arkadaşlar. Bu çocuk bu yola girmiş ve daha kuvvetlenmesini istiyorum ben Kikumatsu'nun. O yüzden götürsün etleri. Disiplinli bir karakter olsun. Elbet yemek bulur. Bu arada etten hoşlanmıyordu. Nasıl yiyecek eti onu da bilmiyorum ama. Ama bu da üstteki seçenek. Sen civa gibisin diyeceğim. Götürsün eti. Adam olsun. Haydi. Büyük bir savaşçı olacaksın Kikimatsu.
İki gün dayanabilirsin. Her yerde kıtlık var. Bu arada dünyalar kadar tohum var etrafta. Buraya tekrardan gelebilirim. O kadar toplama gerek yok. Ama bozulmuyor galiba. O yüzden biraz kalsın. Yağ yaparız. Ve bunları toplayınca experience de geliyor. Ve galiba reputasyonumuz 5 level oldu. Sol altta experience sıfırlandı. Kaçırdım atladığımız level'ı ama. Güzel. Çok sallanıyor. I hate. Achievement gelecek. Tavşan katili. Yumurtaları da toplayalım. Evimizden hiç bu kadar uzaklaşmamıştık. Şimdi gidip konuşalım bakalım neler dönmüş. Yumurtaları topla. Ama yumurta var. Oyunda. Eti sana getirecek. Güzel, çok güzel. Bunu nereden biliyorsun? Sen iş göreceksin, anlaşıldı. Benimki gibi bir karakol kurmayı düşünürsen ileride mutlaka bana uğra. Hedef tahtası falan bir sürü tarif geldi. Savaşçının yolunda level atladık. Karakol kurarız ya, burası güzelmiş. Bizim oralarda çok bir tepe yok ama sur çekersek ki... sur çekmeyi seviyorum bu tarz oyunlarda. Böyle bir bina koyup şey yapabilir surun etrafına. Inventory'm şişti. Liderin yolunda level atladık arkadaşlar. Neler var? Çiftçilik becerisi geç. Terk edilmiş sandıklarda ya da düşmanların üzerinden daha çok ganimet. Hiç denk gelmedik, o yüzden geç şimdilik. Zen bahçesi inşa edebilirsin köyüne. Çok tatlı. Isınma erzak tüketimini azaltır. Kesinlikle buna vereceğim. Çalışan kadrosu kapasitesini artırır. O ne demek ya? Türkçelerini anlamıyorum arkadaşlar. Yani verimliliğini arttırır gibi bir his var içimde %5. 100 üretiyorsa 105 üretecek de kadro kapasitesi 100 değil 105 kişi çalışacak anlamına geliyor. O yüzden verimlilik eğitimi diyor ya. Kadro kelimesi kafamı karıştırıyor. Buna veriyorum arkadaşlar. Daha ısınma erzak. Muhtemelen kış geldiğinde yakacak odun vermemiz gerekiyor. Buna verdim. Hep verimlilik şeylerine gideceğim oyunun başında. Savaşçıda da level atladık. Şunu açıyorum. Ölü hayvanlı işi. Değişik değişik ganimetler gelecek artık hayvanlardan. Okey. Burada veda ediyorum arkadaşlar. Dolu dolu bir bölüm daha oldu. Bir sonraki bölüm. Şu eşyaları, yumurtaları falan satacağım kadına. Belki bu da ticaret yapıyordur, bir bakalım. Para kasacağız. Bütün tohumları satın almak istiyorum. Güzel yatırım tohum torbalarını. Bunda ticaret yok. Sadece o kadını yapıyor. 2-3 kişi daha alacağız bir sonraki bölüm. Biraz daha büyütebiliriz köyü. Kışa gireceğiz ama bence atlatırız. Bir sıkıntı olacağını açıkçası zannetmiyorum. Ve köyü büyütmeye devam edeceğiz. Main quest'ten de birazcık daha ilerleyebiliriz gibi duruyor. Aşırı keyifli oyun. Çok teşekkür izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.